Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar bu dersimizde tek ve çift sinyaller hakkında konuşuyor olacağız. Hemen girelim bakalım tartışmamıza. Şimdi arkadaşlar çift sinyal dediğimiz şey bizim şudur. Normalde bizim xt gibi bir sinyalimiz olabilir ve biz bu xt sinyalini arkadaşlar zamana göre tersini aldığımızda x eksi t gibi bir sinyal elde ederiz. Ve zamana göre tersi almanın aslında biz y eksenine göre bir döndürme yapmak demek olduğunu biliyoruz. Şöyle y eksenine göre yazayım sadece. İşte arkadaşlar y eksenine göre Simetriğini aldığımızda simetriyi ve kendisi aynı olan sinyallere biz ne diyoruz? Çift sinyaller diyoruz. Hemen bir tane örnek verelim arkadaşlar. Şuraya da çift sinyaller yazıyorum. Çift sinyallere en büyük örnek arkadaşlar sahip olduğumuz a, t kare fonksiyonudur. A, t kare sinyaldir ve biz bunu daha önceki derslerde de çok fazla inceledik. Tekrar inceleyebiliriz. Bakın x t eşittir t kare diyorum. Şimdi x eksi t yazmak istediğimiz arkadaşlar neyi gözlemliyoruz? Bakın t yerine eksi t yazın. Eksi t'nin karesini alın. Yine ne çıktı arkadaşlar? T kare çıktı. Ve biz bunu bir grafikte çizmek istesek bakın şöyle bir tane grafik oluşturdum hemen. Mavi kalemimi alıyorum. Nasıl bir şeydir t kare? Şöyle bir değerdir değil mi? Baktığınızda arkadaşlar burada y eksenine göre ki y eksenini şurada belirtmiş olalım. Sağ tarafta ve sol tarafta gördüğünüz iki ayrı sinyal parçacı nedir? Yani simetrik aslında üst üste koyduğunuzda bu şekilde birleşmiş oluyor arkadaşlar. Yani sizin elinizde bir sinyal olacak. Y eksenine göre bir simetri sağlayacak. Ya da bunu şu şekilde de işte t yerine eksi t verdiğinizde aynı değeri veriyor mu diye. Eğer veriyorsa bu bir çift sinyaldir. Çift sinyalin özelliği bu şekilde eksiyi yutmasıdır. Eksi yutmak deyince o zaman sizin aklınıza bence bir sinyal daha gelmiştir çift bir sinyal. Örneğin kosinüs t arkadaşlar. Kosinüs t de çift bir sinyaldir. Neden? Hemen inceleyelim bakın. Ne yapacağım? Yine bir tane çok basit grafik çizeceğim arkadaşlar. Kosinüs t için bilmem hatırlar mısınız? Kosinüs eksi yutar gibi bir ifademiz var. Çünkü bakın kosinüsün grafiğini çizdiğimizde kosinüs sıfırın değeri nedir? Birdir değil mi? Tamam şu noktadan başlıyoruz. Bakın bir olarak Şöyle geldiğimizi düşünelim. Ben tabii ki çok da iyi çizemiyorum ama genel anlamıyla anlaşılacağını da düşünüyorum. Baktığınızda arkadaşlar yine y eksenine bir kablo kablo diyorum ya. Evet elektrik dersleri iyice yordu beni. Y eksenine bir çizgi çekiyorum. Sol ve sağ tarafa bakın. Yine bir simetri mevzu e, bahis ve kosinüs teta da yine veya yani işte kosinüs td de yine şunu gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi kosinüs eksi 30 değerine bakın bir. Bu gidecektir. Kosinüs eksi 30 değerine eşit olacaktır. Bu her zaman için böyledir arkadaşlar. Hatta evet şurada bir hesap makinem var. Ben size direkt olarak bakın söylüyorum. Kosinüs 30'un değeri 0.86. Kosinüs eksi 30 yazıyorsunuz yine 0.86. Bilmiyorum şöyle bir şey hatırlar mısınız? Kartezyen koordinat sisteminde bazı bölgelerimiz vardı. Bizim şöyle bölerdik bunu. Şuraya birinci bölge, buraya ikinci bölge. Burası bizim üçüncü bölgemiz. Burası da dördüncü bölgemiz olurdu. Ve şöyle bir şey söylerdik. Tüm sınıf tahtada Coşar. Tüm sınıfta atada coşar demek de şu demekti. De. Birinci bölgede Tüm trigonometrik fonksiyonlar yani sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hepsi nedir? Pozitif değerler alır. İkinci kısımda ise sınıf diyoruz ya sınla başlıyor. Sadece sinüs pozitif değer alır. Üçüncü bölgede ise tahtada diyoruz ya tanjanta benziyor. Buraya tanjant diyoruz. Sadece tanjant burada pozitif oluyor. Ve son olarak son bölgede coşar diyoruz. İşte o da kostan geliyor. Son bölgede sadece kos oluyor. Ve bunu niye anlattın hocam derseniz şöyle bir şey için anlattım. Arkadaşlar aslında baktığınızda biz şu an şu eksenin 0 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Ben şöyle bir tane doğru çizsem atıyorum arada 30 derece olduğunu bulurum. Şöyle çizsem burada da 30 derece olduğunu bulurum. Yani aslında bu şu anlama geliyor. Yani şu alanda olmanız geriye doğru gitmeniz demektir. Çünkü bu anda saat yönünde gidiyorsunuz. Saat yönünü biz genelde eksi açı olarak alırız. Saat yönünün tersini ise artı olarak alırız. Ve baktığınızda kosinüs artıya da gitseniz eksiye de gitseniz aynı değeri alıyor. Fark ettiniz mi? İşte bu aslında şu yüzden. Çünkü çünkü kosinüs o eksiği yutuyor arkadaşlar. Çünkü kosinüs çift bir fonksiyon. Bunun dışında tek fonksiyonlarımız var. Nasıl bu dersi çok da uzatmamamız lazım arkadaşlar. Çünkü yine çift ve tek fonksiyonlar ve sinyallerle alakalı konuşmalarımız olacak. Hemen tek sinyallerden bahsedelim. Tek sinyallerimiz de arkadaşlar şöyle işlerler. Diyelim ki xt gibi bir tek sinyaliniz var ve siz gittiniz x eksi t'yi buldunuz. Bu tarz sinyallerde xt eşittir Eksi x eksi t olur. Yani örnek verelim hemen. Yt diyelim t küp gibi bir sinyal var elinizde. Gider de arkadaşlar y eksi t'yi alırsanız ne olur? Eksi t küp olur değil mi? Çünkü içindeki artık eksiyi dışarıya atmak zorundadır arkadaşlar. T küp yaptığımızda oradaki eksiyi yok edemiyoruz herhangi bir şekilde. E, o zaman ben bu iki ifade sayesinde diyebilirim ki yt eşittir eksi y eksi t diyebilirim. Bakın sağlamasını yapalım. Eksi koydum. Y eksi t'ye de eksi t küp diyorum. Totalde t küp çıkmış oluyor arkadaşlar. Doğrulamayı da bu şekilde yapmış olduk. Tek sinyaller ile alakalı arkadaşlar şöyle bir ifademiz var. Ki bu çok kritik bir ifade. Tek sinyaller orijine göre simetriktir. Bu da çok önemli bir bilgi. Çünkü çift sinyallerin evet y eksenine göre simetrik olduğunu herkes bilir ama tek sinyallerin orijine göre simetrik olmaları biraz gurme bir bilgidir. Hemen değerlendirelim isterseniz. YT t küp demiştik, değil mi? Buraya bir tane grafik çiziyorum hemen ne, ne yapacağım? Tek çizeceğim. Öyle ekstra bir durum yok. Bakın şöyle başladım ve tek çizdim. Şimdi ise arkadaşlar orijin hattını çiziyorum ki daha iyi anlayalım orijine göre simetriktir ne demek. Baktığınızda evet burayı ya bu çok düzgün çıkmadı. Ben çizemedim daha doğrusu. Biraz daha düzgün yapabilirsem şöyle bu da tam istediğim gibi olmadı ama bunu kaydırabilirim sanırım. ha İşte arkadaşlar bu turuncuyla çizdiğim hat orijin hattı olmuş oluyor. Ve gördüğünüz üzere tek bir fonksiyon bu orijin hattına göre ee, simetrik olmuş oluyor. Eğer orijin hattına göre simetrik değilse arkadaşlar veya şurada bahsettiğimiz durumu e, okeylemiyorsa bir fonksiyon bir sinyal. O zaman o sinyale ne tektir ne de çifttir diyeceğiz. Yani bir sinyal illa tek illa çift olmak zorunda değil. Fakat her sinyalin tek ve çift komponentleri vardır. Bu bir sonraki dersimizin konusu olacak. Bu derste genel hatlarıyla anladığımız şey şu arkadaşlar. Bizim çift sinyallerimiz var. Çift sinyallerimiz olduğu zaman bizim bağımsız değişkenimiz t veya eksi t olsun biz aynı sonucu elde ediyoruz. Eğer tek sinyallerimiz varsa t'de elde ettiğimiz sonuç eksi t'de elde ettiğimiz sonucun eksiyle çarpılmış hali ki zaten burada bu ifadeyi verdik. Genel bağlamda tek ve çift sinyalleri nerede kullanacağımızı sorarsanız hadi gelin ona da bir sonraki derste bakıyor olalım. Bundan bir sonraki derste bir sinyalin nasıl hem tek hem de çift komponentlerin olduğunu inceliyor olacağız. Aslında bazı, bazı formüller bulacağız da diyebiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekindir